Merhabalar. Bu örneğimizde Smartron 14'te Mesh menüsünün altında gelen Split Copy Face seçeneğimizden bahsedeceğiz. Bunun için buraya giriyoruz. Komutumuza girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi Mesh datamız ayrılmış yüzeyler halinde bizim karşımıza geliyor. Bundan sonra datamızla alakalı Split, yani yüzeyler arasında bölme mi yapacağız, bunu kopyalayacağız mı, ne yapmak istiyorsak daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi buradan seçim araçlarımızı alıp ondan sonra görmüş olduğunuz gibi seçimimizi yapabiliyorum. Şimdi ne yaptık? Buradaki bütün yüzeyleri seçti. Bütün yüzeylerin birbirine olan uzantılarını seçti. Şimdi ben şuradan Select Only seçeneğine geliyorum. Split Select. Onun altında Copy Face, New Object ya da Split Exit. Sadece böl, data yine mesh olarak bırak seçeneklerini görüyoruz. İlk olarak Copy seçeneğini aktif ettikten sonra geliyorum. Yine burasını kemer seçimimle seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki yüzeyi seçmiş oluyoruz. Onayladığım zaman buradaki yüzeyi diğer yüzeyden bölmüş olduğunu görebiliriz. Şöyle seçip şunu hide dediğimiz zaman sadece burada kendi içinde bir obje kaldığını ve burada da bunu böldüğünü görebiliriz. Şöyle de dediğim gibi buradan bunun kopyasını almış oldum. Peki geri aldım. Geliyorum yine mesh, split face. Bu sefer copy değil de yüzeyi böl diyoruz. Geldim yine seçtim bunu. Buradan seçtim burasını. Onayladım. Şimdi burada yüzeyi böldüğünü hide diyelim. Görmüş olduğunuz gibi içine girdiğimiz zaman bu yüzeyi sadece mesh olan yüzeyleri böldüğünü, normal buradan çıktığımız zaman herhangi bir farklılık görmediğimizi görebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.